aslında bir mekanik sistemin ya da bir yapı elemanının tasarımını. Yani gerçekten hani fiziksel bir iş değil makine mühendisliği tamamen. Tamamen o kafanızla, o zekayla yaptığınız bir eksik olan ya da bir geliştirmesi gereken bir parçanın tasarımından üretimine kadar ve bunun en iyi şekilde fonksiyonunu devam ettirmesinden biz sorumluyuz, makine mühendisleri. Tabii biz bunu yaparken tek başımıza çalışmıyoruz. Diğer işte elektrik elektronik mühendisleri de var, endüstri mühendisleri, bilgisayar mühendisleri. Herkes çalışma alanında hangi alanlarla birlikte çalışması gerekiyorsa genelde projelerde böyle büyük gruplarla çalışılıyor. Ülkemizde makine mühendisinin çalışma alanları dünyada çok çok geniş. Yani her alanda yer bulabiliyoruz diyebilirim. Havacılık, otomotiv, benim bahsettiğim gibi sağlık, savunma sanayi, ulaşım, işte daha bilinen terimlerle robotik, mekatronik, yani her alanda bizim verdiğimiz temel derslere ek olarak alacağımız her türlü destek, yan bölümlerden ya da kendi bölümümüzde açtığımız derslerle kendinizi bu çeşitli alanlarda zenginleştirip o alanlarda çalışabilirsiniz. Mezun olduğunuzda böyle imkanlarınız var. İmalat gelişiyor. Son teknolojiyi yakalamak lazım ve 3 boyutlu yazıcılar da en hızlı, işte çok zor şekilleri üretebilmek için kullanılan, hatta araştırmanın daha çok çok başında olunan bir alan. Ve biz bunu işte burada size yaklaşık 20-30 tane printerımız var ve bunu öğrencilerimize sonuna kadar kullanımına açık. Bizim eğitim sistemimizde yani gerçekten mesela öncelikli olarak size birinci sınıftan itibaren işte 3 boyutlu tasarım ve programlama, özellikle bunlar çok önemli çünkü programlamayı biz çok önemsiyoruz.